Selamlar dostlar. Bugün doların 7 lira olması sebebiyle birçok arkadaşımızın yeni bilgisayar alamadığı şu dönemde düşük seviyeli bilgisayarlar için derlediğim 10 oyunla sizlerle birlikteyim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. On numara, Of Guards and Thieves. Steam'de ücretsiz olarak satılan Of Guards and Thieves'i kuş bakışı bir Counter-Strike oyunu gibi düşünebiliriz. Ama daha çok hostage kurtarma tarzı bir oyun. Burada hostage yerine paraları kurtarıyoruz. Değişik modları var oyunun. Multiplayer bir şekilde oyunu oynayabiliyoruz. Ben bir arkadaşımla yaklaşık 1,5-2 saat denemiştim. Güzel bir oyun. Oynayıp denemenizi tavsiye ediyorum. Bu oyunu yaklaşık bir 7-8 sene önce oynamıştım. Kuzenimde görmüştüm. Kendi bilgisayarıma da yüklemiştim. 7-8 sene geçmesine rağmen hala oynanabilir bir durumda bence. Filmini de izleyebilirsiniz. Madagaskar'ın ilk filmi ile orantılı gidiyor senaryosu oyunun. Oyun daha çok böyle nasıl desem 10-15 yaş arası kişi, hatta 15 de değil 10-12 yaş arası arkadaşlar için ideal. Yani ben şu an olsa oynamam. Çünkü daha küçük yaşlara hitap ediyor diyebilirim. Oyunun içinde küçük mini games'ler de var. Mesela golf oynadığımı hatırlıyorum ben. Kardeşimle oynamıştık. İki kişilik. Farklı farklı buz okey mini games'i de var. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Hikayesi de güzel. Yani 10-12 dediğime bakmayın. Bence beğenebilirsiniz. Çocuk ruhlu insanlar için önerimdir. Sekiz numara, Max Payne. Burada eklemek istediğim bir şey var. Eğer bilgisayarınız orta düzey değil aslında, çok düşük değilse Max Payne 2'yi de oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü hikaye anlamında güzel bir oyun Max Payne 1 ve Max Payne 2. Max Payne 1'i ben dedemin laptopunda oynamıştım galiba. Semester'da sıkılıp. Yani çok beğenmiştim. Hatta bitirememiştim. Devamını kendi bilgisayarımda oynamıştım. O kadar güzel bir oyun. Hikaye olarak, shooter olarak da fena değil. O zamanlar için hele hele nasıl bir oyundu çok merak ediyorum. O zaman da oynamak isterdim 2001'de çıkış yaptığı zaman. Şu anda Max Payne 3'ü Rockstar Games çıkarmıştı. Artık Remedy Entertainment haklarını sattı. Rockstar'a devretti. Max Payne 3 de fena değildi ama yani sanki ilk iki Max Payne'den çok çok farklı bir oyun olmuş. Değiştirmeleri güzel olmamıştı bence. Neyse, Max Payne güzel bir shooter oyundur. Tavsiye ederim. 7 numara, Brawlhalla. Brawlhalla, Blue Mammoth Games tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz bir dövüş oyunu. Oyun Super Smash Bros. Serisinden esinlenmiş ve oyunu multiplayer bir şekilde oynayabiliyoruz. Oyunu Steam'den ücretsiz temin edebilirsiniz. 6 numara, Hitman Blood Money. Hitman Blood Money, Hitman serisinin 4. oyunu. 26 Mayıs 2006'da çıkan oyun hala oynanabilir bir durumda. Gizlilik seviyorum ve yeni Hitman oyunlarını bilgisayarım kaldırmıyor diyorsanız bu oyun tam size göre, kesinlikle oynamalısınız. 5 numara, Town of Salem. Oyun Steam üzerinde şu anda 10 TL'ye satılmakta. Eskiden ücretsiz olan bu oyun şimdi ise parayla satılmakta.
Parayla satılmasının nedeni ise oyunu çok fazla trolleyen insan olup yeni hesap açması o insanların. Ya bu da tabii çok can sıkıcı bir durum. Oyun mafya, tarafsızlar ve köylüler olmak üzere 3 gruba ayrılıyor ve 3 tarafta oyunu kazanmaya çalışıyor. Mafyalar kendilerini biliyor. Yani 4 kişi oluyor oyunda başlangıcında mafyalar. Mafyalar kendilerini biliyor fakat tavanlar kendilerini bilmiyor. Tavanlar da mafya mı, tav mı bu adam, işte onu araştırıyor. Araştırıcı roller var, öldürücü roller var. Biraz kurcalarsanız anlayacağınız bir oyun. Rol yapma oyunlarını sevenler için kesinlikle tavsiyemdir. Town of Salem oynayan Türk sunucuları var. Oraya gidip sesli, sohbetli bir şekilde de oynayabilirsiniz. Böylece oyundan daha çok keyif almış olursunuz. Bir diğer oyuna geçelim. 4 numara SimCity 4. SimCity 4 bir şehir kurma oyunu. Şehir kurma oyunu sevenler, simülasyon oyunu sevenler için nostaljik bir oyun açıkçası. Her türlü bilgisayarda oyunu oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yapmaz. Biraz eski gözükebilir ama fena bir oyun değil. Eğer benim bilgisayarım orta düzeyde diyorsanız TSX Large gibi oyunlar var. Onlara da bakabilirsiniz. Onlar da fena değildir. İyi bir bilgisayarınız varsa Cities Skylines de oynayabilirsiniz. Ben arada oynuyorum. Güzel bir oyun. Ama bilgisayarınız kötüyse dediğim gibi Sims 4 oynayabilirsiniz. Güzeldir. Şehir kurma oyunlarının temelini atmış bir oyundur. 3 numara League of Legends. Bu oyunu kendim birkaç kez denesem de tam olarak başaramadığım ve beğenmediğim bir oyun. Fakat oyunun çok büyük bir kitlesi var ve çoğu PC'de bu oyunu çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Önemli olan bu oyunda biraz internet. İnternetiniz iyiyse çok rahat bir şekilde dediğim gibi bu oyunu oynayabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Biraz bağımlılık yapabilen bir oyun. O yüzden dikkat edin. Güzel bir oyundur kendileri. TFT adlı bir kart oyunu tarzında bir oyunu da var içinde. Onu da oynayabilirsiniz. O da fena değil. Strateji anlamında güzel bir oyun o da. Bir diğer oyuna geçelim. 2 numara Roller Coaster Tycoon 3. Bu oyunu seçmemin en büyük nedenlerinden birisi kendim çok fazla seviyorum bu tarz oyunları. Luna Park yapma olsun, işte şehir kurma oyunları olsun. O yüzden SimCity 4'ü de eklemiştim bu listeye. Kendisi 2017'de çıkan Planet Coaster oyununun yapı taşlarını atmış bir oyundur. Güzel bir oyundur. Şu anki bilgisayarımda da yaklaşık 6-7 saat oynamıştım bu oyunu. Planet Coaster'dan sıkılmıştım. Tekrardan nostalji olsun diye bu oyunu oynamıştım. Gayet güzel bir oyun. Harita yamaları da var galiba. İnternetten yükleyerek yeni haritalar oynayabiliyorsunuz sıkılırsanız. En az yani bir 20-25 saat oynayacağınızı düşünüyorum. Her türlü bilgisayarda açılır bu oyunda. Onun garantisini verebilirim sizlere. Neyse, birinci oyunumuza geçelim. Büyük ihtimalle çok merak ediyorsunuzdur. Aslında çok klasik bir yapım. O zaman geçelim. 1 numara Minecraft. Minecraft çıktığı yıldan beri hala çok fazla oyuncunun oynadığı bir oyun. Bunun nedeni ise oyunun herhangi bir ikinci versiyonu gelmedi. Oyunu hep güncel tuttular. Oyun çıktığından beri kaç sürüm geçti bilmiyorum ama şu an 1.15 sürümü var. Oyun çıktığında 1.2, 1.3, 1.4 diye gitti. Yani 2009'dan beri oyun nereden nereye gelmiş? Oyunun ilk sürümlerinden herhangi birine girerseniz aradaki farkı göreceksinizdir. Şu an ekranda koyduğum videoda Atahan'la yaptığımız Twitch yayınından bir video. Survival yayını yapmıştık. Twitch kanalımızın linki de açıklamada var. Arada oradan yayınlar yapıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Bugün de bir listenin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.